5 gün sonra bindim arabaya, Amasya'ya gittim. Tavsiye ettiğiniz kemoterapimi aldım. Evet. Tavsiye ettiğin tedavimizi aldım. 10 ay oldu, 1. yıl. Bize bir sürü laf öğrettiniz. Bunun biyolojik tedavi seçenekleri var, psikolojik, biyoenerjiye kadar tedavi protokolleri var dediniz. Diyebilirsin. Bunlarla ilgili Evet. hazır bu röportaj vasıtasıyla ben de size birkaç soru sorayım diyebilirsin yani. Buyurun, Yani sorularını alayım sizin. şimdi destek tedavisi için yani bu tedavi almak istiyorum tekrar. Evet. O yüzden geldim hocam zaten. Hem kontrol olmak için hem de bu tedaviye başlamak için. Başlamak için. Evet. Ben sana şimdi bu destek tedavisi ile ilgili hazır vesile olmuşken anlatmak isterim. Destek tedavisi nedir? Günün sonunda ben biyolojik bir varlığım. Biyolojik bir canlıyım. Biyolojik bir canlı olarak benim vücudumdaki sayısını direkt ifade edemeyeceğimiz kadar çok hücrenin düzgün bir şekilde vücudunda bir yaşayış şekli var. Yaşayış şekli bakımından bakıldığında benim vücudumda her 24 saatte 20 milyon civarında kanserojen hücre doğuyor. Münferit manada. Yani münferit bir asayiş olayı vuku buluyor, gerçekleşiyor benim vücudumda. Mutluyuz ki bu vücudumda gerçekleşen münferit asayiş olayları organize terör örgütü haline gelmiyor. Neden? Vücudumdaki savunma birimleri, DNA tamir edici sistemlerinden tutun, doğmuş olan hücrenin hatalı doğduğunu anladığı andan itibaren bizim apoptoz dediğimiz hücrenin kendi kendine intihar etme mekanizmasına kadar benim vücudum aslında kendi savunma mekanizmasını çalıştırıyor. Bu anlamda bakıldığı zaman benim vücudumdaki bu savunma mekanizmasının çalışması gene vücudumun içindeki ve dışındaki çevremizdeki dünyadaki huzurla ilişkili. Benim bedenimin içinde bir huzur varsa bedenin içindeki asayiş birimleri de işini o kadar kolay yapar. Bedenimin dışında şehir hayatında, günlük ritmimizde, yememizde, içmemizde, alkolde, ışıkta, manyetik alanda, seyahatte, uykuda, uykusuzlukta, sabah erken kalmak, kalkmakta, geç yatmakta, sabahlara kadar ışığın altında çalışmakta, mücadele etmekte. Bir sürü yandaş yetmem var günümüzde. Cep telefonları, radyo dalgaları, televizyon dalgaları. Pek çok hadisenin var olduğu dış dünya ile mesela gelecek kaygıların olduğu günümüzde ekonomik kaygılar, sosyal kaygıların olduğu günümüz dış dünyası ile benim içimde yaşadığım iç dünyadaki yemiş olduğum kimyasal gıdalar, yemiş olduğum yapay gıdalar, GDO'su değiştirilmiş gıdalar, yapay yağlar, yapay proteinler, yapay diğer gıdalar bakıldığında bunların hepsi birlikte dışarıda ben ciddi bir diskordans yaşıyorum, uyumsuzluk yaşıyorum. Bu anlamda benim vücudumdaki 20 milyon kanserojen hadise yani 20 milyon münferit terörize hadise bir bakıyoruz bizim vücudumuzda kontrolsüzlük yüzünden ya da bu karmaşa yüzünden sokaktaki ve içimdeki karmaşa yüzünden ben bir de bir bakıyorum ki vücudum içinde bir grup bu münferit terörize hadiseler organize terör örgütü haline gelmiş. Yani kanserleşmiş, yani tümör haline gelmiş. Ve ben bundan kurtulmak için işte ameliyat oluyorum, kemoterapi alıyorum. Ama bundan sonra bütüncül tedavi adına ne yapabilirim? Bir kere her şeyden önce bütüncül tedavinin anayasası mümkün olduğu kadar bu dediğimiz karmaşalardan uzak durmak. İç dünyam adına, psikolojik karmaşadan, biyolojik karmaşadan, kimyasal karşı karmaşadan, fiziksel karmaşadan, yine iç dünyam adına, yediğim gıdaların natürelliği adına, hepsi iç dünyamdaki süreç adına ben bunu yönetebilmeliyim. Dikkat ediyorsan anayasayı anlatıyorum. Daha yönetmelik söylemiyorum Evet. sana. İki, sokaktaki o gürültü, arabası, egzozu, gazı, cep telefonu, ışığı, manyetik alanları, gürültü kirliliği, manyetik kirlilik, ses kirliliği, doğal kirlilik,
sokaktaki tozu, toprağı, sosyolojik kirlilik, psikolojik kirlilik, hepsinden de ben ona göre optimum dengeyi sağlayabilirim. Bu benim için en iyi destek tutarız. Bu bir. Bu en iyisi. İkincisi, ama hocam gene de vücudun direncini yönetmek istiyorum. Vücudun direncini yönetmek bir kere asla gıda olarak gıdadan yükleyip vücuduma homini gıda vücudu ekstraya bu aldığım gıdaları işlemine diye fazladan yük bindirmemeli. Yani çok yemek değil idare. Yediğim gıdalarda protein köklerini mümkün olduğu kadar protein kaynaklarından elde etmeli. Mesela baklagiller tüketiyorum ama bağırsaklarımı mahvediyor. Bağırsaklarım çok zorluyor. Bu benim stresimi, iç stresimi arttırıyor. Probiyotik sistemi, probiyotamı zorluyor mesela. Mesela karbonhidrat kökenleri, şeker kökenleri, yapay şekerler almamalı. Çünkü yapay şekerler her an için provoke edebilir sistemi. O zaman doğal, mesela biraz önce söyledik, mesela şekerli GDO'su değiştirip değiştirilmiş elma mı yiyeyim? Yoksa ben Amasya elması yiyeyim, organik misket elma mı yiyeyim mesela? Misket elma yiyeyim. Çünkü onun içindeki fermente glikoz oranı düşük. Ya bunu bile ayırayım. Bunu bile ayırayım ama bunu ayırırken gürültü çıkarmayayım. Demek ki ben glikoz kaynaklarımı da bu şekilde, demek ki daha fermente, daha yapay şekerlerden daha organik şekerlere kaymalıyım. 3. Yağ kaynaklarımı da gene doğal yağlara kaymam lazım. Tereyağı gibi, zeytinyağı gibi. Vitamin, gene doğal vitaminleri alabilmeliyim ama doğal vitamini elde etmek için mesela çok fazla posa alırız. O vitaminde direkt supplement desteğini kabul ediyorum. Neden? Çünkü örneğin bir tane portakaldan alacak olduğum vitamin sırasında portakalın verdiği lif, yük, vücuduma bir elmadan alacak olduğum vitamin çok az ama buna karşı elmanın posa gücü benim bağırsak sistemimi zorluyor. O zaman bir supplementle, bir vitamin tabletiyle ağzımdan destek alabilir. Mineral, hakeza gene soda ayran karışımı yıllardır söylediğim cümledir. Bu tamam. Peki hocam bunun yanında diğer literatüre girdiğimizde, literatür de demeyelim, sosyal medyaya girdiğimizde, Google'a girdiğimizde onlarca yüzlerce zerdeçalından zencefiline, kurkumininden efendime söyleyeyim kanabisine kadar, arısından balından polenine kadar pek çok başlık var. Bunlarla ilgili bir desteğiniz var mı? Bunlarla ilgili de açığız. Ama karaciğerimizi yormadan, ama organlarımızı yormadan. Mesela bir hastamız geldi, buraya neredeyse 20 tane şişe koydu masanın üzerine, destek ürünü diye. Tam biz onları inceliyorduk, kadının gözüne baktım ben, annenin. Bir baktım ki sarılık başlamış, bir kan testi yaptık. Kan testlerinde karaciğer gidiyor. Kestik. 3 gün oldu. 3 günde kestik. Şimdi karaciğer değerleri 3 günde normal. Hemen hemen normale geliyor. Bir zarar veriyordu. Yığınlanıyor. Demek ki onları da ayarlayabiliriz. Ama buna karşılık ben bu vücudun yerinde güçlendirmesi adına mesela C vitaminin overdose, fil dozu C vitamini diyorum. Fil dozu C vitaminini destekliyor ve biz burada da Namık hocamız uyguluyor ve hastalarımız da çok memnun. Mesela fil dozu C vitamini tedaviye katkısı var mı? Bana göre tedavi katkısı tartışmalı ama desteği var olduğunu kabul ediyoruz. Mesela bununla birlikte gene damardan yetmeyen durumlarda damardan alabileceğimiz destek ürünleri de var. Bunları ben sana, Namık hocamız biraz da sana ayrı ayrı anlatmasını istiyorum. Ayrı ayrı anlatsın. Ben de anayasayı söylemiş olayım. Kanunlarını ya da yönetmeliklerini Namık hocamız anlatacak size. O anlatsın. Gelmiş geçmiş olsun dostum. Teşekkür ederim hocam. Sağlığın, afiyetin birlikte olsun. Çok sağ olun. Çok özel bir hikaye. Evet. Yani 3 ay ömrünü verecek deniyor. Ameliyat olamazsın diyor. Sen de sisteme inat. Ameliyatın oluyorsun. Evet. Başarılı bir şekilde Allah razı olsun. Sayenizde hocam ameliyat olabildim. Sağlığıma kavuşabildim. Çok teşekkür ederiz. Özetlemem gerekirse hiç ameliyat olamayacağım bir dönemde sizle tanıştık. Sayenizde ameliyat olabildim ve sağlığıma kavuştum.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ve inat, inadım inat dedim. Evet. 1000 küsur kilometre geldim, ameliyat oldum, geri. Peki bölgede özel bir hizmet veriyorsun. Evet. Amasya'yı seviyoruz. Amasyalıların hepsine selam söylüyoruz. Ama Amasya'da da rent-a-car dendiği zaman, araba kiralama dendiği zaman tabii ki bilindik bir insansın. Evet. 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 Gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol hocam. Süpersin.